Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle bir sohbetimizi paylaşacağız. Çok sevdiğim bir arkadaşım, eski iş arkadaşım ve ebedi dostum diyebilirim sizlere. Galatasaray TV ekranlarında kendisiyle birlikte çalışıyorduk ve hem teşviki mesaimiz mesleki olarak hem de dostluk olarak devam etti. Şimdi de Kriptonüs ekranlarında sizlerle birlikte onu ekranlarımıza taşıyacağız. Ara sıra fırsat buldukça sohbet edeceğiz ve çoğunuzun da sevdiği yorumlarını ekranlarımızda paylaşmaya devam edeceğiz. Serbay Şenkal'dan bahsediyorum. Serbay kardeşim hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Taha kardeşim. Çok güzel bir anons yaptın. Sana yaraşır bir anons yaptın. Beni onur ettin. Bundan dolayı da sana kucak dolusu teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ ol, var ol. Ben teşekkür ederim. Şöyle girelim konuya. Bu kanalda özgürüz. Yani çok birilerinin Bu canını kadar yakmadığımız bana özgürlük müddetçe. verme. Bak, bana bu kadar özgürlük verme. Evet, ya Bu sen, belaya gerçi gir. sen biraz bu özgürlükten dolayı başı ağrıyan bir insansın. Hatta ekmeğinden bile olan bir kardeşimsin. Ama Maalesef. malum takip edenler seni bilenler biliyor. Burada elimizden geldiğince sadece kriptoyu değil, finans konuşacağız, ekonomi konuşacağız, teknoloji konuşacağız, Türkiye'nin gündemini, dünyanın gündemini konuşacağız. Zaman zaman sosyal yaşam, sosyoloji, psikoloji, Aynen, bunlar aynen. da biliyorsun ekonomi dünyasını, finans dünyasını derinden etkileyen anekdotlar. Hal böyleyken insanı ilgilendiren her şeyi konuşmak gerektiği kanaatindeyim. Aynen öyle. Yani bu biraz hayatın içinden, yaşamın içinden sohbeti olacak. Seninle zaten birebirdeyken gerek İstanbul'da gerek gezdiğimiz tatil yaptığımız yerlerde konuştuğumuz konuları burada dost meclisi tarzında paylaşacağız. Şimdi ilk olarak kriptoya girmek istemiyorum. Zaten kanalımız Kripto Haber, Kripto Para Haber kanalı ama illaki bahsedeceğiz. İlk olarak aslında biraz ekonomiden bahsetmek istiyorum. Türkiye ekonomisi, dünya ekonomisi ve bu ekonominin toplum olarak bizlere sosyal yansıması nasıl görüyorsun? Bireysel olarak ve toplumsal olarak başta ülke ekonomimizi ve sonrasında da dünya ekonomisini nasıl görüyorsun? Sevgili kardeşim, Türkiye ekonomisiyle dünya ekonomisini aynı noktada değerlendirebilme şansımız söz konusu değil. Tabii ki dünyada şu anda bir ekonomik resesyon söz konusu. Resmen bir durgunluk hali söz konusu. Buna kimisi resesyon diyebilir, kimisi enflasyonun biraz yükselmesi diyebilir. Fakat önemli olan nokta refah düzeyidir. Önemli olan nokta milyonların, toplumun hissettiğidir. İliklerinde hissettiğidir. Ben sana şu anda soruyorum. Bir Avrupa vatandaşıyla veyahut bir Amerikan vatandaşıyla bu coğrafyada yaşayan bir kişinin enflasyonu hissetme oranı aynı düzlemde mi? Hayır Aynı tabii ki. oranda mı? Hayır tabii ki. Arada dağlar kadar fark var. Arada gerçekten 10 katlık, 12 katlık bir fark söz konusu. Hal böyleyken insanların hayatını etkileyen veya etkilemeyen en önemli unsur bu fark. Tabii ki dünyada bir ekonomik durgunluk var. Tabii ki dünyada bir 2 sene önceye nazaran veya hadi pandemi öncesine gidelim. Pandemi öncesine nazaran bir enflasyonda yükselme söz konusu. Ama batılı ülkelerde, muasır medeniyet seviyesindeki ülkelerdeki enflasyonun yükselme şekli, yani insanların bu enflasyonu hissetme dozuyla, Türkiye'deki hissetme dozu zaten insanların depresyona girip girmeyeceğini belirliyor kardeşim. Hal böyleyken Türkiye'de şu anda Avrupa'daki belirli orandaki enflasyon yükselmesini bizimle mukayese etmek, tabiri caizse kusura bakma lütfen, aptallıktır. Kusura bakma lütfen, gerizekalılıktır. Hal böyleyken bizdeki ekonomik tabloyla muasır medeniyet seviyesindeki medeni ülkelerdeki ekonomik tablo birbirinden bambaşka. Dağlar kadar fark var. Dolayısıyla değerlendirmeyi böyle yapmalıyız. Bir kıyas kabul edecek bir tablo söz konusu değil. Öte yandan enflasyon dediğimiz şey her türlü musibetin, her türlü ahlaksızlığın temelini barındırır. Bir ülkede
Enflasyon ne denli yüksekse o ülkede ahlaksızlık da artar, hırsızlık da artar, namussuzluk da artar, eskortluk da artar, fahişelik de artar, OnlyFans üyesi olan insan sayısı da artar, OnlyFans'tan medet uman kadın sayısı da artar. Dolayısıyla bir ülkenin refah düzeyi o ülkenin ahlaki seviyesini de belirleyen en önemli unsur. Dediğim gibi enflasyon artış oranıyla ahlaksızlığın, namussuzluğun, haysiyetsizliğin artış oranı paralel gider sevgili kardeşim. Dolayısıyla Türkiye'mizi, bu güzel coğrafyayı maalesef iyi günler beklemiyor. Ben ekonomik olarak bir projeksiyon sunmamı benden talep edersen, ben ülkedeki gidişatın şu ankinden daha da kötü bir noktaya gideceğini düşünüyorum maalesef. Bunu üzülerek söylüyorum. Çünkü ben de bundan derinden etkileniyorum. Benim çevrem de bundan derinden etkileniyor. Sen de etkileniyorsun. Bizi şu anda izleyen onlar, yüzler, binler, on binler herkes bundan derinden etkileniyor. Sadece kardeşim Türkiye'de %5, %7 kıvamında bir ballı kaymak kesim var. Onlar hiç etkilenmiyor. Etkilenmeyi bırak. Onlar refahına refah katarak, zenginliklerine Tabii. zenginlik katarak yollara devam ediyorlar. Kısaca ben pembe bir tablo şu anda sana ortaya koyamam. Kusura bakma. Ekonomik olarak Türkiye'nin özellikle kış ayının gelmesiyle turizmden gelen katma değerin azalmasıyla veya sonlanmasıyla kış dönemine girdiğimiz bu süreçte ekonomik durgunluğun daha da hissedilir, daha da insanları depresif bir ruh haline sokacak bir düzleme geleceğini düşünüyorum. Özür dileyerek bu karamsar tabloyu sunmakla mükellefim bir basın mensubu olarak. Winter is coming diyorsun yani. Her sene Maalesef. olduğu gibi. Her Çok sene daha bu kış daha hissedilir. da kötü bir kış Çok bizi daha bekliyor diyorsun. hissedilir. Geçen senekinden çok daha kötü. Bir öncekinden çok daha kötü olacak sevgili dostum. Ve bu birkaç sene daha bence böyle devam edecek. Az önce enflasyondan bahsettin. Şimdi enflasyon verilerinin gerçek, reel enflasyon verilerinin tablosuna baktığımızda zaten bir Survivor'ın içinde yaşadığımız besbelli. Yani Avrupalı, Amerikalı bizim güle oynaya göbek ata ata duyacağımız enflasyon oranlarına karalar bağlıyor, İsyan yaslar ediyorlar. tutuyor, isyan ediyorlar, Protestolar sokaklara ortaya döküyor. koyuyorlar. Aynen öyle. Şimdi Sokaklara dökünüyorlar. biz gerçekten ülke olarak bir Survivor'da Fransa'yı yaşıyoruz görmüyor diyebilir musun? miyiz? Fransa'yı görmüyor Fransa musun? ya benim mesela yurt dışında Avrupa'da yaşayan İnanılmaz. arkadaşlarım senin de vardır. Anlatıyorlar. Yani yer yerinden oynuyor. İki haneli bile enflasyonları yok. Ama yer yerinden oynuyor. Hükümet düşüyor sevgili Taha. Hükümet düşüyor. Millet sokaklara dökülüyor. Millet protesto kültürünü, eylem kültürünü ortaya koyuyor. Hakkını arıyor. Masaya yumruğunu vuruyor. Bizim zaten en büyük problemimiz bu. Biz korkmuş, sinmiş bir toplumuz. Ve dolayısıyla tabirin mazur gör. Bilmem ne olursan semer vuran çok olur sevgili kardeşim. Sen hakkını aramazsan, sen yapılan yanlışları gördüğünü, yapılan yanlışların son bulmasını haykırmazsan, İsyan etmezsen siyasetçi, politikacı senin tepene biner. Kötü yönetmeye devam eder. Yanlışını sürdürmeye devam eder. Sinmemiz gerekiyor. Siyasetçi önünde el pençe divan durmamız gerekiyor. Hakkımızı aramamız gerekiyor. Biz bunu yapmazsak aynen bu düzen, bu sistem böyle devam edecek sevgili kardeşim. Maalesef öyle. Yani enflasyonun aslında bizim sosyal hayatımızda çok etkilediğini, ne derece etkilediğini, kötü ekonominin toplumu ne derece etkilediğini çok uç da olsa gerçek ve doğru örneklerle verdin. Hakikaten Türkiye'nin gündemine baktığımızda eskiden haftada bir yeni güne uyandığımızda şok olaylarla, işte bu da olur mu diyeceğimiz olaylarla şaşırırken şimdi her güne, hatta günde 2-3 sansasyonel haberle şaşırarak yaşıyoruz. Ve bunun temelinde de ilk olarak aslında eğitimin, sonrasında da ekonominin etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani en yüzdeye vuracak olursak en büyük yüzdeler
bu iki şeye ait diye düşünüyorum ben. Son bir örnek vereyim. Son günlerde bir aptallık bir örgütten, namussuz kahpe bir örgütten bahsediyoruz ya. Evet. Yeni doğanlar çetesi mi? Evet. Yeni doğan çetesi mi diye bir şey. Evet, bak evet. Sen az önce sürekli bir sansasyon, sürekli bir bu da mı olur diyeceğimiz hadise yaşandığından bahsettin. O en son yaşanılan hadise bu işin nirvanasıydı. Bak, bu yaşadığımız olayların temelinde refah düzeyi yatıyor. Kesinlikle. Bu olayların yaşanmasının temelinde, en dipte enflasyon yatıyor. Bir toplumda, dedim ya az önce, ahlaksızlığın temelinde enflasyon yükselme oranı vardır. İnsanlar artık kolay paraya erişebilmek için hiçbir değeri kabul etmiyor. Hiçbir değeri tanımıyor. Evet. İnsanlarda kırmızı çizgi diye bir şey kalmadı. Prensip kalmadı, idealizm prensip kalmadı. Hay, edep, adap, namus, haysiyet diye bir kavram kalmadı. Neden kardeşim? Tabii ki eğitimsizlik. Ama eğitimsizlikten daha öte ekonomik yozlaşma, ekonomik facia, ülkenin ekonomisinin geldiği nokta insanları kimisini mecburen, kimisini de çok namussuz, çok karaktersiz olduğu için bir çıkış kapısı, bir dayanak. Ne yapayım kardeşim? Ülkede ekonomi kötü, ülkede para kazanamıyoruz. Ben de o yüzden bu davranışı imza attım deme hakkı doğuruyorsun sevgili Tağ. Maalesef. Evet. Yani namussuzlara kapı açıyorsun. Namussuzlara namussuzluk yapma hakkı tanıyorsun tırnak içinde. Ben bundan dolayı yaptım diyor adam. Ülkede ekonomi berbat. Ülkede para kazanamıyoruz. Ülkede rahat yaşayamıyoruz diyerekten bu limana sığınıyorlar. O köpekler, o namussuzlar her türlü yola başvuruyorlar. Evet, çok haklısın. Şimdi aslında insanların birçok sorunu var. Şimdi ekonomik sorun, evet diyorum eğitim vesaire, ama zaten insanlar ekonomik durumları iyi olmayınca iyi beslenemiyorlar. Yeterli proteini, yeterli vitamini, yeterli besin değerlerini alamıyorlar. Sosyalleşemiyorlar. Sosyalleşemiyorlar. Ve stres, depresyon. Depresyon, vücutları, yani düşünsenize vücudunuzun ihtiyaç duyduğu, gereksinim duyduğu birçok şeye sen besin olarak onu veremiyorsun. Bir de üzerine ekonomik kaygılar, ekonomik gerginlikler, bunlar ekleniyor. Zaten eğitim dedik az önce, eğitimi zaten iyi bir eğitimi parasız alma gibi bir şansın kalmamış ve paralı bir eğitim alsan bile, iyi bir eğitim alsan bile ilerleyen yıllarında bir üniversiteyi bitirdikten sonra iş hayatına atılacağın zaman o eğitimin, o liyakatın değer görmediği bir toplumda sen de tabii birey olarak karakterin, psikolojin sağlam değilse yozlaşmaya çok müsait olursun. Toplum olarak da genel bir yozlaşmaya şahit olmamız zaten kaçınılmaz bu durumda. Örneğin şu anda insanların en büyük problemi, en büyük sıkıntılarından birisi barınma problemi. Şimdi geçtiğimiz saatlerde bir haber okudum. Bir sendrom varmış Serbay. Bu sendromun adı da doom spending sendromuymuş. Ve dünyada özellikle Y ve Z kuşağında yaygın bir sendrommuş. Şimdi nedir bu spending sendromu diye araştırdık, baktık. Neymiş bu? Ya şu anı anda yaşamak. Diyor ki adam, ya diyor ben diyor bu saatten sonra diyor bu ekonomik şartlarda diyor bu kazançla diyor ne bir ev alabilirim diyor, ne iyi bir araba alabilirim diyor, ne kenara birikim yapabilirim diyor, ne çoluğuma çocuğuma bir şeyler bırakabilirim diyor. Ulan bari diyor şu yaşadığım hayatı güzel yaşayayım, anı yaşayayım, dediğin gibi yarınlar yokmuşçasına yaşayayım deyip en güzel yerlerde tatil Dolce yapıyor. Vita. Aynen öyle, Dolce Vita, yani en güzel yerlerde tatiller. En iyi restoranlarda. En güzel yerlerde yapamazlar. Yani hani parasının yetebildiğince en iyi yerlerde yani. Diyelim. Böyle bir yaşam tarzına bürünmüş. Özellikle Y ve Z kuşağı. Ve şöyle bir istatistik var, aslında bu istatistik çok acı. Yani en acısı bu. Türkiye'de gençlere sorulmuş. Geleceğine dair plan yapıyor musun diye ve
Türklerin yani Türk gençlerinin Y ve Z kuşağındaki Türk gençlerinin %74'ü benim geleceğe dair planım yok demiş. Evet. Geleceğimi göremiyorum demiş. Yani aslında biz de bir Y kuşağı mensubu olarak sen şahsın adına ben bir doom spender'ım diyor musun Serbay? Ben demiyorum sevgili kardeşim. Mükemmel bir giriş yaptın. Hemen çok kısa aklım erdiğince özetlemeye çalışayım. Ben böyle bir duyguya sahip değilim. Sen az önce bununla ilgili bir nüans verdin. Biz yine ucundan kıyısından bir şeyler yapmış bir nesiliz sevgili kardeşim. Benim arabam var. Benim motorum var. Benim evim var. Benim bir nebze de olsa birikmiş param var. Bir takım yatırımlarım var. Borsada yatırımım var. Kripto yatırımım var. Altın almışım, bir şeyler yapmışım. Ben 40 yaşındayım. Bu saatten sonra çok da çalışmadan da bir yaşam sürebilecek düzlemde bir hayata erişmişim. Ben bunu elde etmişim. Amma ve lakin, az önce bahsettiğin o sendrom Türkiye'de kölelik sisteminin yeniden geldiğinin imzasıdır kardeşim. Üzerine atılmış bir, vurulmuş bir kaşedir. Neden? Şimdi bu ne demek biliyor musun? Bu hiçbir yatırım yapamamak demek. Ev alamamak demek, kirada oturmak demek. Bir araba sahibi olamamak demek, toplu taşımaya muhtaç olmak demek. Kira ödemeden bir yaşantı sürememek ne anlama geliyor? Şu an emekli maaşınla sen kiranı ödeyebilir misin? Ödeyemezsin. Hal böyleyken köleliğin yeniden geldiğinin ispatı derken şunu söylemeye çalışıyorum. İnsanlar şu dakika itibariyle yeni Türkiye'de çalışmadan yaşayamayacaklar. Çalışmadan nefes alamayacaklar. 65 yaşında, 70 yaşında, 75 yaşında, 80 yaşında. Son nefese kadar, aldıkları son nefese kadar çalışmak zorunda kalacaklar. Bir kira gelirleri olmayacağı için, emekli maaşıyla yaşayamayacakları için, oturdukları evin kirasını ödeyemeyecekleri için, araba sahibi olamadıklarından dolayı olsalar dahi benzin koyamayacakları için öldükleri güne kadar çalışmak zorunda kalacaklar. Sen Köyceğiz'de yaşıyorsun. Fethiye'de muhteşem bir coğrafyada yaşıyorsun. Dalyan'a gidiyorsun. Dalyan'da sürekli gözlemliyorsun kardeşim. Evet. 50 yaşında, 70 yaşında, 65 yaşında İngiliz, İskoç, Britanyalı veya Alman, başka ülkelerden gelen emeklilerin sürdükleri yaşantıya şahit oluyorsun. Ekmek elden, su gölden, yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında muhteşem bir yaşam onlara imreniyorsun, imreniyoruz. Nasıl oluyor kardeşim bu? Çünkü işte 1700 euro, 2000 euro, 2200 euro belirli bir, yeterli bir ölçüde bir emekli maaşı alıyorlar. Veyahut evlerinde bir mülkleri var, bir taşınmazları var. Orada kiraya vermişler. 1.000 pound da oradan geliyor, 1.000 euro da oradan geliyor. 3.000 pound'la veya Buralardan da 3.000 euro'yla. alıyorlar bu arada. He? Buralardan da Pardon? alıyorlar. Dalyan'da da evleri var Tabii ve tabii atıyorum tabii Fethiye'de tabii de evleri var. tabii Hani burada da gayrimenkul tabii. almışlar Bak, zamanında. mükemmel bir emeklilik hayatı sürüyorlar. Yaşamlarının son 20 yılını, 25 yılını çalışmadan denize girerek, güneşlenerek, seyahat ederek, gezerek, içki içerek, çay kahve içerek ne halt ediyorlarsa, canları ne istiyorsa onu yapıyorlar. Bizim Türkiye'deki şu an Z kuşağı, alfa kuşağı böyle bir yaşam sürebilecek mi sence bundan sonra? Çalışmadan, ben artık bundan sonra çalışmayı tercih etmiyorum. Ben bundan sonra emekli olacağım. Kalan 10 yılımı, kalan 15 yılımı biraz daha rahat içerisinde, biraz daha zevk alarak, haz duyarak geçireceğim deme özgürlüğüne sahip mi? Değil. Bu ne demek? Türkiye'ye köleliğin gelmiş olduğu anlamı taşıyor sevgili kardeşim maalesef. Bu Yani inanılmaz bir konu. Bu inanılmaz bir husus. bizim öyle bir hayalimiz maalesef yok. Yani ben Olamaz. emekliliğimde şuraya gideceğim, buraya gideceğim. Yani emekli olup kenara çekilme, Bu saatten çalışmadan sonra evde imkansız. oturarak bile hayatını yaşama gibi bir şansımız yok Mümkün diyorsun. değil. Mümkün değil. Çünkü İmkansız. ya örneğin benim babam mesela 5 sene önce, 6 sene önce buraya taşındılar.
Zaten biz de köyceğiz. Onların yanına biraz geldik. Onlar vesile oldular. Babam 4-5 sene önce geldi. O zamanın şartlarıyla evini aldı. Kendi evinde oturuyor. Kiraya gideri yok. Köyceğiz ucuz bir yer. Sen de geldin gördün. Öyle akaryakıt, yol, işte toplu taşıma vesaire kullanmadığı için yaşamsal olarak giderleri de çok yok. Şu anda yani sana şunu söyleyeyim. Dost meclisindeyiz dedik. Yani çok düşük miktarlarda bir emekli maaşı alıyor ama Evet. Allah'tan kendi evinde oturuyor. Allah'tan Heh. ucuz bir yerde Adamlar yaşıyor. kelime o işte. Heh. Şimdi babamın Ama benim daha burada gidip bozamaz. Böyle dilediği gibi yaşayamaz. yaşayamaz Sadece tabii. minimal bir yaşam sürer. Aynen öyle. Minimal. Mesela hadi gidelim Marmaris'te bir hafta sonu tatil yapalım Çok dese zor. benim babam emekli İmkansız. maaşıyla orada o Mümkün değil. tatili rahat rahat yapamıyor. Ama elin İngiliz'i, affedersiniz Aynen ama öyle. elin Hollandalısı yani ve işin de acı yanı yani o ülkelerin sosyo-kültürel olarak alt tabakasında yaşayan Tabii. kısmı burada krallar gibi yaşıyor. Zaten En alt hani seviye. ekonomik olarak alt sınırdaki grup burada gelip bizim o şahit olduğumuz krallar gibi tatillerini Ballı yapıp krallar kaymak. gibi emekliliklerini yaşıyorlar. Yani gerçekten biz bu dünyaya izlemeye mi gelmişiz diyorum bazen ama inşallah Doğru. biz de yaşamaya devam edeceğiz. Bu Ama saatten sonra bu zor saatten sevgili sonra Taha. yani Gerçekten bu saatten sonra çok zor. İmkansız denecek düzeyde. Allah'tan tabii ki ümit kesilmez ama ülkenin ekonomik tablosu, ülkenin emeklisinin, ülkenin orta sınıfının ki orta sınıf diye bir şey kalmadı artık. Herkes %85'i ülkenin alt tabaka, alt sınıf, sen ben dahil olmak üzere ülkede çok büyük bir ekonomik facia söz konusu. Bu çok büyük bir radikal reformlarla, radikal girişimlerle, böyle topyekün bir mücadeleyle ancak altından kalkabiliriz. Ama ona da pek ümidim olduğunu söyleyemem maalesef. umarım güzel günler görürüz. İnşallah İnşallah. toparlarız bu ekonomik buhrandan kurtuluruz. Ama ben de çok açıkçası Lokmada kriptodan mı bahsetsek acaba? valla bence de şimdi aslında konu ister istemez o tarafa gidiyor. Çünkü bir kenara birikim yapamıyoruz. Yani kuşak olarak genç nesil özellikle şu anda Z kuşağı dediğimiz nesil biraz aslında işi köşe dönme işini, köşeyi dönme işini hani borsada daha çok da kriptoda aramaya başladı. Yani hangi arkadaşımla, kimle tanışırsam tanışayım, kiminle sohbet edersem edeyim. Bir de kriptonistten bahsedince herkesin bir kripto yatırımcısı olduğunu duyuyorum onlardan. Ve herkes de abi hangisine yatırırsam 100x yapar. Hangisine yapar ya. Yani herkes de kısa yoldan 100x 10x para kazanma telaşı derdi var. Ama tabii ki kripto dünyası yani daha doğrusu finans dünyası böyle değil de kripto özellikle çok büyük riskler barındıran bir sektör. Ve hani öyle kolay kolay para kazanacağımız bir sektörde değil. Ben kimseye yayınlarımızda da zaten takip ediyorsun. Kimseye herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi yapmıyorum ama araştırmayı, analizi kendimiz yaptığımız müddetçe de kazanmaya çalışıyoruz. Herkes için de bu geçerli. Şimdi kriptoya dönecek olursak, genel hatlarıyla konuşacak olursak biraz Bitcoin'in gidişatından biraz bahsedelim. Ethereum'dan bahsedelim. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir aydan kısa bir süre kaldı galiba. Kasım'daki seçimlerden bahsedelim. Nasıl etkileyecek sonuçlar? Bu konudaki öngörülerin ne? Evet. Sevgili kardeşim, az önce değindiğin hususa değinmekte çok yarar var. Yani BTC'yi, Ethereum'u, Solana'yı, AVAX'ı, ne bileyim, DOT'u değerlendirmektense şu anda felsefeyi değerlendirmek lazım. Evet. Kriptoda öyle bir dünya söz konusu değil. Bu tamamen külliyen yalan. Bu tamamen büyük bir palavra. Büyük bir Ponzi sistemi. Ben 4 yıldır buraya yatırım yapıyorum. Ve gerçekten kısmen kime göre neye göre değişkenlik gösterebilecek düzeyde bana göre iyi düzeyde bir yatırımım var. Yani bir 50 bin dolarlık, 60 bin dolarlık bir yatırımım söz konusu. Kriptoda
borsada, hiçbir emtiada, dünyada hiçbir emtiada öyle 100x, 50x, 60x, 200x öyle bir şey yok. Bunlar tamamen palavra. Bir tane emsal üzerinden veya iki tane emsal ortaya atıyorlar. İnsanların buna sarılmasını, piyango dünyası, yani. Piyangodaki oran neyse, piyangoyu kazanıp da senin milyonluk olman, köşeyi dönmen, orayı vurma oranın neyse, kriptoda 100x yapman, 200x yapman da aynı mimaride bir orana sahip. Senin ağzına haberlerle balı çalıyorlar. İşte şu coin 100x yaptı, bu coin 200x yaptı diyerekten sana bir örnek önüne koyuyorlar. Senin de bu örneğe sarılmanı sağlamaya çalışıyorlar. Öyle bir şey yok. Her emtia, her yatırım aracı uzun vadeli, en azından orta ölçekli olmak zorundadır. Başka çare yok. Orta ölçekli veya uzun vadeli bir yatırım yapmıyorsan para kazanma ihtimalin söz konusu değil. Neredeyse çok istisnalar dışında imkansız sevgili kardeşim. Dolayısıyla olayın felsefesini böyle anlatmak lazım yeni girecek olanlara. Akıllıca, kulaktan dolma olmadan, araştırarak, wallpaper'ları okuyarak, coin'lerin geçmişini, kimin yaptığını, kimin çıkardığını, hangi alanlarda çalışmalar yürüttüğünü araştırmadan, kısaca anahtar kelime, okumadan bir hamle yapmak, bir yatırım yapmak yine bence çok büyük bir salaklık, çok büyük bir aptallık örneği. Dolayısıyla bir değerlendirme yaparken araştırın, bakın, kovalayın, biraz mesai harcayın, biraz zaman öldürün, biraz kafa patlatın, pat diye atlamayın. Dolayısıyla şuraya bağlayayım. Sevgili kardeşim, ben Donald Trump'ın başkanlık seçimlerine kazanmasına insanlar bel bağlıyor. Ben böyle bir şeye inanmıyorum. Bu bir etki yaratır, bu bir fayda sağlar. Ama tek başına saf yani bir patlama yapmasına, bir boğa sezonunun zirve yapmasına vesile olacak tek bir unsur olamaz. Bununla birlikte Fed faiz oranlarının düşmesi lazım. 50 bas puan düşürüldü. Mükemmel bir gelişme. Ama en azından iki defa daha 50 bas puan düşürülmeden bir domino etkisinin yaratabileceğine inanmıyorum. Bununla birlikte olumlu emareler var. Donald Trump, işte bu, buna bir bütüncül yaklaşımla bakmalıyız. Donald Trump'ın seçilmesi fayda sağlayacak. Fed faiz oranlarını düşürmesi fayda sağlayacak. Bununla birlikte Amerika'nın para basacağı bir zaman dilimine girdik. Bunun bir periyodu var. Bunun dönemleri var. Amerika para basacağı zaman dilimine neredeyse girdi, girmek üzere. Bu da bir parametre, bu da bir enstrüman. Evet. Bunların tamamlanması totalde bir etki yaratacak. Tamamının bir araya gelmesiyle ancak bir boğa sezonundan bahsedebiliriz. Tek başına Trump geldi. Öyle bir şey yok. 4-5 tane unsurun bir araya gelmesiyle ancak güzel haberlerden bahsedebiliriz. Bu da 2025'in ilk çeyreği, 2025'in Mayıs ayı, Haziran ayı, güzel süreçlerin yaşanacağına ben şahsen inanmaktayım. Ama az önce söyledim galiba, öyle 100x, 200x, 50x falan filan öyle bir dünya yok. 5x, 6x, 7x bunlar çok güzel oranlar. Bunlar çok güzel rakamlar. Bunları yakaladığında veda etmeyi bileceksin. En büyük problemlerden bir tanesi de tabiri caizse gaza gelmek. Ne zaman çıkman gerektiğini bilmemek. Ne zaman veda etmen gerektiğini bilmemek. Aç gözlük yapmamak. Doyumsuzluk yapmamak. Sen bir hedef koyacaksın kendine. BTC. Ben şöyle yaptım Taha. Kardeşim. Benim yol haritam şu. Felsefem şu. Ben dedim ki atıyorum. BTC 90 bin olduğu zaman veda. 120 bin, 130 bin olamaz mı? Olabilir. Ama beni ilgilendirmiyor. Ben bir hedef koydum. Ya o hedefi layıkıyla sapmadan o yolu yürüyeceğim ya da kaybedeceğim. Ben kaybetmek istemiyorum. Ben aç gözlük yapmadan tamah ederek 90 bin BTC benim için güzel bir rakamdır dedim. Ve buna uyacağım.
Benim bir felsefem var, benim bir hedefim var. Ben farazi yürümüyorum. Ethereum 15 bin. Olmaz abi. Ya olabilir de ama beni ilgilendirmiyor. Onu bekleyemem Ethereum diyorsun. için de Yani o umutla yatırım yapamam evet diyorsun. Ya üst ya limit koyuyorsun olmaz. kendine. Bir pik noktası. Mümkün değil. Yapamazsın. Onu yakalayamazsın ha. Öyle bir dünya yok. BTC dediğim gibi 120 yapamaz mı? Yapabilir. Evet. Ama bunu Allah'tan başka kimse bilmiyor kardeşim. Ve Ethereum Robert Kiyosaki 9 bin, biliyor gibi 10 ama. bin. Robert Kiyosaki biliyor Bence gibi konuşuyor. yok ya, evet bazıları çok işte Ha, onlara evet. inanmayın Çok ha. Onlara inanmamak lazım. Onlar seni kandırıyor, beni kandırıyor. Sokaktaki vatandaşı kandırıyor. Niyeti kötü, kalbi kötü. Biz öyle olmamalıyız. Biz şu an Crypto News kanalında bir kelam ediyorsak, bir kitleye haykırıyorsak dürüst olmalıyız, namuslu olmalıyız, haysiyetli olmalıyız. İnanmadığımız bir şeyi söylememeliyiz. Dolayısıyla ben bol kesilen sallamanın ocaklara ateş düşüreceğini bildiğim için, buna inandığım için ben inanmadığım bir şey söylemem. kesinlikle. Dolayısıyla stratejim, benim taktiğim, benim felsefem makul ölçüde, örnek Solana örneği vereyim abi. Aynen öyle. Ben de tam Solana diyecektim. Daha Solana dün örneği haberini vereyim. yaptık mesela. Solana 250, 275 olursa ben vedalaşırım Taha. Eyvallah diyeceksin. Benim ortalamam çünkü 30. Benim ortalamam 30 zaten. Ben şu anda 4 yapmışım, 5x yapmışım zaten. Şu gün. Ama şimdi ben aç gözlük yapıp Solana'da 20x, 30x'i kovalarsam ben dibi boylarım. Bir hedef koymazsan, o hedefi belirlemezsen şayet, ne zaman veda etmen gerektiğine kanaat getirmezsen bir yerde patlarsın. Sen tam çıkacakken olay senin düşündüğünün dışında gelişebilir. Bir anda pat diye dibi boylayabilirsin. O yüzden açgözlük yapmadan, hedefler koyarak Aynen. ilerlersek, yolumuza devam edersek, tamah edersek, planlı olursak bence herkes kriptoda kazanabilir. Ama mikro ölçekli, kısa vadeli hedefler değil. Minimum, orta, ekseriyetle hodl dediğimiz uzun vadeli hedeflerle ancak para kazanılabilir. Başka Kesinlikle. çaresi yok. Ben de Ethereum'da da, Solana'da da, BTC'de de kendime üst limitler koydum. Hala da o üst limitlere ulaşmadı. Ulaşana kadar da bozdurmayı düşünmüyorum, satmayı Aynen düşünmüyorum. öyle. Dursun, gerekirse çocuğum büyüyene kadar dursun, ama o hedefler Evet. tuttuğun anda ben de baba kaçar diyeceğim. Aynen. Kaçacağım. Ama o hedefleri de çok böyle astronomik hedefler Ha, tutmamak lazım. tabii. Benim bir tane arkadaşım var mesela. O da kripto yatırımcısı. Gerçekten hatırı sayılır bir yatırım sahibi. Mesela o diyor ki boğa sezonu bitti. Ayı sezonu başladı diye bir teori ortaya atıyor. Ben buna inanmıyorum. Neden inanmadığımı söyleyeyim. İnsanlar bu ETF'lerle birlikte dünyadaki kriptoya yoğunlaşmayla beraber nüfusun arttığını düşünüyorum. Yani arz talep meselesi bak sevgili Taha. Bir emtiaya, bir mala değer katan nedir? İnsandır. Taleptir aynen. İnsanın ona İnsan. biçtiği roldür. Altın neden değerli kardeşim? Yüzyıllardır, binlerce yıldır. Altın neye değerli? Altının şundan ne farkı var porselenden? Madde olarak biri metal, biri İşte porselen veya Toprak diyelim. demirden ne farkı var? Bakırdan ne farkı var? Çok değersiz bir madenden ne farkı var? Çok farkı var çünkü insanın ona zihninde, kültüründe biçtiği değerle alakalı bir durum. Kesinlikle. Hal böyleyken BTC, kriptoya dünyada da her geçen gün bir rağbet artıyor. Her geçen gün bir ilgi alaka artıyor. Popülasyon artıyor. Alakalı olan, yatırım yapan insan sayısı artıyor. Dolayısıyla ben bunun aşağı doğru seyredeceğine, belirli bir düzeye çıkmadan aşağı doğru şu an itibariyle ineceğine inanmıyorum. Arz talep Kesinlikle. meselesi. Biraz rasyonel bir dünya, az önce saydığım unsurlar gerçekleşince, dünyada bir dolar şu anki değerinden aşağı inince, kıymet kaybedince, faizler düşünce
otomatikman insanlar buraya yönelecek. Başka çare yok. Şu an dünyadaki kriptoya olan yatırım 2.3 trilyon dolar bandında. Bir 3000'e geldiği zaman, 2.8'e geldiği zaman, 2.7'ye geldiği zaman ne olur biliyor musun? İnsanlar saldırıya geçer. İnsanlar onu patlatır. 3.5'e patlatır. 4'e patlatır. 5 trilyon evet. dolara gelebilir. Bir anda gelebilir ta. Yeter ki bir işaret fişeği gelsin. Bir kıvılcım gelsin. Bu işaret fişeği de dediğim gibi az önce Trump'ın seçilmesi tek başına değil. Bütüncül bir yaklaşımla. Evet. Faiz oranlarının düşmesi. Evet. Dolar basma döneminde olmamız. Evet. Biraz da dünyada süt liman seyrederse, biraz savaşlarda izole olursa veya sadece lokal savaşlar devam ederse bence bir anda patlayabilir. Bir sonraki videomuzda da biraz bu hem Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinden hem de dünyadaki, Orta Doğu'daki gelişmelerden bahsedelim istersen. Evet. Güzel olur. Kesinlikle. Vallahi çok güzel bir sohbet oldu. İlk sohbetimiz, ilkin günah olmaz derler ama umarım izleyicilerimiz de keyif alır. Ve bundan sonra da sık sık bu sohbeti yapalım istiyorum Serbay. Memnuniyetle, büyük zevk duyarım. Ama önemli olan içeriktir Beta. Kesinlikle. Önemli olan fikirlerdir. Bana ben bu sayfayı ayırdım. Ben çok teşekkür ederim. Her zaman bizim kapımız sana açık. Her zaman yayınlarımız sana açık. Sohbetlerimiz devam etsin istiyorum. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Sağ ol kardeşim. Herkese, tüm izleyenlere selamlar, saygılar gönderiyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Evet sevgili dostum Serbay Şenkal'la çok güzel bir sohbeti noktaladık. Kripto News Türkçe ekranlarında bir sonraki yayınlarımızda da sizleri mutlaka görmeyi çok istiyoruz. Yayınlarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlı bir gün diliyorum. Hoşça kalın.